Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Tonguç Akademi'de ben Talha Doğan ve değerli öğrencim Tonguç. Nasılsın Tonguç? Hocam sağ olun. Rüzgar essin hocam. Artık daralıyorum. Ders çalışmaktan bunaldım. Şimdi bu da tam senin istediğin bir konu Tonguç. Rüzgarların oluşturduğu şekilleri inceleyeceğiz. Dış kuvvetlere giriş yapıyoruz artık. Saçımı dağıtıyor hocam. Ben sevmiyorum rüzgarları. Saç derken kafandaki dört tane teli mi bahsediyorsun Tonguç? Hocam jöle kullanıyorum. Ona rağmen hala dağılıyor. Çok rüzgar esiyor bizim orada. Tonguç, jöle değil. Direkt limon sıkıyorsun saçına. Hem saçı güçlendiriyor hem de jöleye boşu O boşuna da para kokuyor vermiyorsun. hocam ya. Limon güzel kokar evladım. Şimdi rüzgar malzemeleri havalandırarak bir süre taşıyor. Havalandırdı ya. Malzeme derken hocam Yani taşlar, toprak mı? topraklar evet. Taşıdığı malzemeleri geçtiği yerleri çarptıraraktan da korozyon yani rüzgar aşındırması yapıyor. Yavaş yavaş rüzgar belli yerlere zarar veriyor. Korozyon ne olduğunu anladık mı Tonguç? Anladım hocam. Parantezi farklı yanlış kapatmışsınız. Rüzgar aşındırması. Ben bunu yakaladım. Bir daha da affetmem hocam. Tonguç gerçekten çok zeki bir insansın. Senden korkuyorum. Şimdi birincisi rüzgar aşındırmasıyla oluşan şekillere başlıyoruz. Şahit kaya. Bu rüzgarın taşıdığı malzemeleri tamam mı Tonguç? Kaya yüzeylerine çarptırmasıyla farklı dirençte tabakalar var. Mesela bak burası dirençsizmiş kaybolup gitmiş. Görüyor musun? Şu kahverengi yerler kaya. Ha. Bazı yerler ise dirençli. Farklı dirençteki tabakalara zarar veriyor ve rüzgar yani korozyon yaparaktan, aşındırma yaparaktan bu tarz şekiller oluşturuyor. Neye şahit olmuş hocam bu kaya? Bunlar rüzgarın korozyonuna şahit olmuşlar, aşındırmasına şahit olmuşlar Anladım Tonguç. hocam. Birincisi şahit kaya rüzgar aşındırmasının bir şekli. İkincisi mantar kaya. Şimdi rüzgar Mantar gibi değil mi hocam? aynen mantar gibi. Rüzgar gevşek malzemeleri yerden 1 metre yükseltiyor tamam mı Tonguç? Havalandırarak taşıyabiliyor dedik. Bu taşınan malzemeler büyük kayaların alt kesimlerine çarparak burada mantar şeklinde bir şekil oluşturuyor. Of çok iyi. Aynen. Kayanın üst kesimi de aşındırma az ama alt kesiminde aşındırma fazla. O yüzden de bu tarz bir şekil oluşuyor. Bak rüzgar buradan geldi burayı böyle aşındırdı tamam mı Tonguç? Mantar kaya. Zaten akarsu aşındırmasıyla peribacaları, rüzgar aşındırmasıyla mantar kaya, buzul aşındırmasıyla da hörgüç kaya oluşur. Esasında hepsinin oluşum şekli birbirine benziyor Tonguç. Sadece rüzgar aşındırmasıyla mantar kaya oluştuğunu unutma Tonguç. Sıkıntı yok. Dur bakalım devam edelim. Şimdi mantar kaya o zaman rüzgar aşındırmasıyla mı oluşuyor Tonguç, biriktirmesiyle mi? Aşındırmasıyla hocam. Muhteşem bir izlik. Korozyon. Tafoni. Tafoni diye hiç arkadaşın var mı Tonguç? Tafoni diye tafo diyoruz bizim. Tevfik diye bir arkadaş var hocam. Tafo diyorsunuz. Güzel. Bu da kayaların çözünmeyip gevşemiş kısımlarının rüzgarlar tarafından aşındırılıp kayadan kopmasıyla oluşan kovuklara deniyor. Böyle küçük küçük şekiller. Tamam mı? Böyle küçük küçük hani böyle süngerler vardır ya delikleri vardır. Onun kayalar üzerine oluştuğunu düşün. Böyle küçük küçük kısımlar kopuyor. Buna da tafoni diyoruz Tonguç. Burası anlaşıldı. Bu da bir Anladım rüzgar hocam. aşındırması şekli. Basitmiş hocam, çok Evet. basit. Bir de yardang var. Yardangı duydun mu Tonguç? Hocam yardır eto diye bir söz vardır. Evet. Maçta hani koşuyor eto, hayvan Evet. gibi koşuyor. Eto bitti Yardır oğlum. eto. Eto Evet, bitmiş. eto bitmiş. Şimdi bakalım. Yüzeyi farklı dirence sahip tabakalara çarpan rüzgarların, mesela burası çok güçlü bir yüzeye sahip, burası ise biraz daha güçsüz bir yüzeye sahip. Aşınması kolay tabakaları aşındırarak oluşturdukları oluk ve yarıklara yardang denir. Demek ki yarmaktan geliyormuş yardang da. Anlaşıldı mı Ha, Tonguç? tamam Sıkıntı hocam. var mı? Yok. Harikasın. Yok hocam. Rüzgar biriktirme şekillerine gelelim. O zaman rüzgar aşındırma şekillerini tekrar ediyoruz. Mantar kaya, şahit kaya, tafoni ve yardang. Yardang. Çok güzel. Rüzgar biriktirme şekilleri de kumlar arasında hilal biçiminde böyle kum tepeleri oluşuyor. Hilal Barkan. derken Hilal bildiğin hilal. Hani ey anladım. nazlı hilal diyor ya Mehmet Akif Ersoy Üstad. Anladım hocam. Aynı onun gibi. Hani çöle gittiysen bilirsin böyle hilal şeklinde kumullar oluşur. Aa evet hocam. Aynen. Filmlerde çok gördüm. Filmlerde gördün. Gerçeğine de gidersin inşallah bir gün. İşte onlara Barkan deniyor. Barkan'la Tarkan'ı karıştırmıyorsun Tonguç. Hocam ne acayip isimler bunlar. Ne cafcaflı ya. Aynen. Kim koymuş bunları? Niye Türkler koymamış Bunları hocam? bir coğrafya hocası diyor ki ben insanlardan intikamımı alacağım diyor ve en olabilecek garip isimleri koyuyor. Diyor ki bu isimleri bakalım Ya ezberleyebilecek miyim nasıl diyor. ezberleyeceğiz ki bunları hocam? Yani o Sıkıntı kadar yok evet. gerek var mı ezberlememize? Evladım sınavlarda iyi bir not almak istiyorsan, adayları geçmek istiyorsan, sıralamada önlere çıkmak istiyorsan bunları bilmelisin ki Hocam bil. ben arkadaşımı niye geçeyim ki? Benim arkadaşım o adayda ya. Aynen değil Ben mi? Hepimiz arkadaşımı çok seviyorum hocam. Geçmek istemiyorum. tamamdır Tonguç. Sen de dostluk ve sevginin kazandığı bir insansın. Rüzgarın kurak bölgelerden getirdiği ince malzemeleri yarı nemli sahalarda hızının azalmasına bağlı olarak biriktirmesiyle de lös oluşuyor. Bak akarsuların biriktirdiği topraklara ne diyorduk? Köz. Alüvyon. Hayır Ha, köz değil. pardon hocam. Alüvyon. Rüzgarların biriktirdiği topraklara lös. Buzulların biriktirdiği topraklara da moren denir. Anlaşıldı mı Tonguç? Moren. Moren. Lösü çok iyi bilmemiz lazım. Bunlar da verimi Löz. yüksek topraklar. Videoları paylaşmaya devam ediyoruz Tonguç. Herkese Video paylaşıyoruz. bombardımanı. Video bombardımanı devam ediyor. Tonguçakademi.com'a videolarımızın önce yüklendiğini unutma. Twitter, Facebook ve Instagram'da da bizi takip etmeyi unutma. En önemlisi de Tonguç. Ödüllü sorunun cevabını söyle bakalım hadi. Söylüyorum hocam. Söyle bakalım.